Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştay'ı Kayseri'de devam ediyor. 215 belediye başkanının katıldığı Çalıştay'da belediye başkanları projelerini anlatacak. Kayseri sokaklarında esnaf ziyaretlerinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, esnafın yaşadığı sıkıntıları ve talepleri dinlediklerini söyledi. Ekonomik krizle ilgili konuşan Böcek, "Esnafımız gerçekten zor durumda. Bu anlamda birlik ve beraberlik içerisinde iktidara yürüyün" gibi çok söz duyduk esnafımızdan. "Bizim sosyal demokrat anlayışı içinde bütün projelerimiz zaten halkın yararına projelerdi" diye konuştu. Esnaf ziyareti sırasında zaten esnaflarımızla çok detaylı konuşmalar da yaptık. Onların taleplerini de dinledik. Süreçle ilgili, ekonomik krizle ilgili hepsini değerlendirdik. Bence bizim sosyal demokrat anlayış içerisinde bütün projelerimiz zaten halkın yararına projelerdi. Bu anlamda birlik beraberlik içerisinde işte iktidara yürüyün gibi çok sözler duyduk esnafımızda. Gerçekten esnafımız zor durumda. Biz de hem Büyükşehir Belediye Başkanları her ay bir yerde, bir ilimizde buluşuyoruz. Şimdi 27-28'de Ankara'dayız. Mansur Başkanımızın misafiriyiz. İşte diğer büyükşehir belediyelerimize ziyaretlere gidiyoruz. Yani projelerimizi paylaşıyoruz. İşte yerelden kalkınma da çok önemli mesafeler kat ettik ve bütün bu pandemi sürecinde de Türkiye'nin zaten %50'ye yakın nüfusunu yöneten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, büyük şehirler olmak üzere böylesi bir 11 büyükşehir başkanı ve şimdi 215 belediye başkanı Kayseri'deyiz. Hep birlikte bu hani zaman zaman eleştiri yapanlar, muhalefet olanlar bize, biz yerelde iktidarız şu anda Türkiye'de. Bu yerelden kalkınma modeliyle vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için ili dolaşıyoruz. Burada da hem esnaflarımıza da söyledim. Yani burada 215 belediye başkanıyız ama belediye başkanı arkadaşlarımız, ailesiyle gelenler, bunun yanında şoförü, koruması ve çalışma arkadaşlarıyla gelenler en azından burada esnafımıza da bir destek anlamında. İşte alışveriş yapanlar, işte esnafımıza hayırlı olsun diyen, uğrayanlar falan derken hep birlikte inşallah Kayseri'deyiz. Buradan güzel sonuç çıkacak. Akşam da Sayın Genel Başkanım gelecek. Ve yarın da burada parti içi belediye başkanları projelerimizi anlatma fırsatı olacak. Genel Başkanımızın konuşmalarını ve pazar günü de zaten yine buradayız. Pazar günü güzel illerimizden birisi olan Kayseri'den ayrılacağız.